Sen hiç şu Eda'nın sesini duydun mu? Sen hiç şu Eda'nın sesini duydun mu? Hiç şu Eda'nın sesini duydun mu? Salim oğlu Salim! Annem! Emret komutanım! Emret komutanım! Kadir oğlu Mehmet Afyon! Emret komutanım! Emret komutanım! Ahmet oğlu Abdurrahman! Manisa! Emret komutanım! Manisa! Emret komutanım! Feyzullah oğlu Mustafa! Kalecik, emret komutanım. Kalecik, emret komutanım. Bekiroğlu Ömer, Elaziz, emret komutanım. Elaziz, emret komutanım. Hasanoğlu Osman, Burdur, emret komutanım. Emret komutanım. Zariyoğlu Abdullah, Mardin, emret komutanım. Emret komutanım. Kerimoğlu Mehmet, Çanakkale, emret komutanım. Emret komutanım. Anton Nikola İstanbul, emret komutanım. Mahmutoğlu Mustafa Zile, emret komutanım. Emret komutanım. Hüsnüoğlu Yakup Edirne, emret komutanım. Çolak İbrahimoğlu Musa Nevşehir, emret komutanım. Alioğlu Mustafa Kars, emret komutanım. Hüsnüoğlu Musa Kerpik, emret komutanım. Fakiroğlu Şakir Erbil, emret komutanım. Bekiroğlu Abdullah Çorum, emret komutanım. Emret komutanım. Şaminoğlu Ragıp Sakarya, emret komutanım. Emret komutanım. Emret komutanım. Komutanım. Savaşının felaket dolu günlerindeydik. Çanakkale muharebeleri bütün şiddetiyle devam ediyordu. Harbiye Nazırı Enver Paşa bana bir telgraf çekmiş, birliği alıp Kilit'e götürmemi emretmişti. Birliğinde her erbaş sabit hepsi toplam 126 kişi. Mehmet Akif de bizimle beraberdi. O da bizimle birlikte Kilit'e gelecek ve oradan da mukaddes topraklara, Medine-i Münevvere'ye geçerek Allah Resulü'nün kabrine yüz sürecektik. O zamanlar motorlu vasıtalar yoktu. Ağırlıklarımızı atçıların, develerin sırtına bağladık. En kısa zamanda asırlığımızı tamamladık ve yola çıktık. Günlerce gittik. Epeyce gittik.
kitleye gidebilmek için çok uzun ve meşakkatli bir yoldan geçmemiz gerekiyor. Elimde pusula olduğu halde yolumuzu kaybetmiştik. Bu uçsuz bucaksız çöl ortasında bize kim yardım edebilirdi? Arkadaşların maneviyatı sıfıra düşmüştü. Çöl eşkıyalarının saldırısına uğradı. Kimisi çıldıranlar, yaralananlar, atabilenler bile oldu. Kimisi ayağı sarsılmayan yalnız Mehmet Akif'ti. Sağa sola koşuyor, yaralılarla ilgileniyor, ölenleri atların, develerin sırtına bağlıyor. Hep ayetler, hadisler okuyarak bizlere güç vermeye çalışıyordu. Akif sadece bir şair değil, bir İslam abidesiydi. Güller çekildi. Akif'in önderliğinde derken ufukta Cidde'ye yakın olan el muhasama istasyonu göründü. O büyük Akif ellerini gökyüzüne açtı ve bir şükür duası olmayan, zillet acizin gerektirdiği bir yardımcı ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsus. Sadaka Allah'ın. Oh, no.